takıma dönelim o zaman hocam. Buyurun. Ben bu sene takımda şöyle bir atmosferde, çok güzel bir takım oyunu oynanıyor. Herkes bir uyum içerisinde ama her maçta yıldızlaşan ayrı bir futbolcu oluyor. Bir maç Adıyaman devreye giriyor, bir maç Kenan devreye giriyor, bir maç Fusile devreye giriyor, bir maç Erdem devreye giriyor. Yıldızlaşan her maçın ayrı bir yıldızı oluyor neredeyse. Yani biz nereden biliyoruz? Röportajda kime mikrofonu uzatacağımızı neredeyse her maç sonrası biliyoruz. Bu maçı Umut'a uzatmamız lazım, bu maç Kenan'a uzatmamız lazım diye. Bunu siz maç öncesi planlayarak mı yapıyorsunuz? Yani maçta Kenan bunu yapacak, oradan o pozisyonları sağ kanattan bindirmeleri yapacak ve bazı yapacak maçlarda diye. Tabii rakip takımın oyun planına göre o planı bozacak veya rakibin kilidini açacak oyuncular vardır. O oyuncular üzerinde biz taktik çalışmalarını yapıyoruz. O oyuncularla hedefe gidiyoruz. Sonuç almaya gidiyoruz ve sonuçlandırmayı o oyuncular üzerinden biz şey yapıyoruz, yani planlamayı yapıyoruz. Ve istediğimiz gibi de oluyor yani. Bazı maçlarda istediğimiz gibi oluyor. Mesela duran toplardan çok gol atıyoruz. Çok çalışıyoruz çünkü. Birçok taktiksel ve varyasyonlarımız var. Ama Ümraniye topu kornere atmıyor mesela. Evet. Biliyorlar çünkü. Çünkü yan toplardan kornerleri, duran topları çok etkili kullandığımız için mesela. Onu biliyorlar. Ama çok çalışıyoruz mesela. Ümraniye de dersinde iyi çalışmış gelmiş gibi geliyor. E tabii ki. Çünkü onlar da Ankara gücünü iyi analiz etmişler ve Ankara gücünü oynatmama üzerine sağlam bir kurguları vardı maçta. Çıkmadılar, beklediler. İşte kaleden oyunu kurarak topu kendi ayaklarına, bizi üzerine çekip arkada kontrayla böyle yapacaklarını biliyorduk. Onda da bir kere geldiler, gol oldu. Ama mesela bu maçta bir Umut olsaydı daha farklı olurdu. Yani Kane'de kötü oynadı, Kane'de de iyi oynadı. Evet, evet. Kane'de son vuruş oyuncusu, ceza alanına yakın oynadığı zaman oyunu hep oraya yıktığın zaman çok iyi oynuyor. Ama bu tip takımlara karşı baskı presle oynaman gerektiği zaman daha hızlı, daha agresif, rakibi yoracak atletik oyunculara ihtiyacınız var. Kane de bunu yapmak istedi. Yani belki bir Umut olsa daha agresif yapabilirdi. Ama Kane de ikinci golde iyi kapattı. Evet. Ağır kalmasına rağmen yapmak istedi. Yani niyeti iyiydi. O bile rakibi ürküttü, golde öyle geldi zaten. Zaten ilk kez 11'de başlamıştı. Onun heyecanı evet. Olabilir düzenini. Olabilir, olabilir tabii ki. Şimdi biz bu Kenan'ı geçen seneden biliyoruz. Ondan sonra Alihan'ı biliyoruz. Korcan. Kaleci olarak onun performansı zaten hep ileri seviyeliydi. Hep beğendim Korcan'ı kaleci olarak. Ama o iki futbolcunun geçen seneki performansının üzerine çok ciddi koyduklarını gördük. Yani bu sizin antrenman stilinizden, çalışmanızdan mı, yoksa o futbolcuların gerçekten birincilik futbolcusuyum, artık benim daha ciddi olmam lazım fark ediyorum. Hayranlıkla izlediğimiz iki futbolcu oldu da ikisi. Ya da hocam, siz sezon başında Boncuların bu kadar iyi bir verim alabileceğini düşünüyor musunuz? Ben onlara şunu söyledim. Benimle çalışan futbolcular 3 ay sonra gelişir, takım da gelişir. Belki önce sinirleneceksiniz, belki kızacaksınız ama sabredeceksiniz. Siz de kendinizle ilgili gelişimi ve gelişmeyi fiziksel ve teknik, taktik açıdan göreceksiniz dedim. İlk lafım bu oldu. Alihan geçen sene 10 maç oynamış. Evet. Ama bu sene bütün maçlarda oynuyor. Alihan herkese atlayan, zıplayan bir oyuncuydu. Ama ona nasıl durulacağını, nasıl postan alacağını, nasıl kademeye gireceğini, nasıl birinci topa basacağını öğrettik, çalıştık. Kolay değil bu işler. Çok uğraştık, çok çalıştık. Ya çünkü geçen seneki kadrodan kimler kalır derseydi, yani 10 kişiyi bırakacak, belki Alihan'ı o listeye yazmayabilirdim. Kenarda sınırda olurdu. Yani olup olmayacağı konusunda. Siz bu iki oyuncuyu seçtiniz ve bunlarda ciddi ciddi bir artış oldu. Yani, ondan dolayı takdir ediyorum. Bunu seçerken de siz bu artışı herhalde hissederek şey yapmışsınız. E, yani ben bunlardan bu verimi alırım diye. Tabii ki. Dedim ya, 3 hafta fotoğraf çektim diye. İzledim hepsini, herkesi. Kenan hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Alihan konusunda böyle düşünüyoruz. Kenan hakkında. Kenan geçmişi iyi olan bir oyuncu. Süper Lig deneyimi olan bir oyuncu. Buranın havasını, iklimini, kokusunu almış bir oyuncu. İkincilik B. Ama onda Omaya var. Omaya'yı biraz dışarı çıkartmak lazım. İşlemek lazım. Ona biraz özgüven vermek lazım. Ben ona biraz özgüven verdim. Onun çabukluğundan, futbol aklından, tekniğinden faydalanacağımızı anlattım. Çalışması gerektiğini. Zamanı gelince bu çalışmasının karşılığını ona vereceğimi, benden alacağını söyledim sezon başı. O kadar oyuncu giderken o çok çalıştı. Ve şimdi karşılığını alıyor, oynuyor.
Ben futbolcular normalde tembellerdir. Antrenmanı fazla sevmezler, antrenman yapmayı falan fazla sevmezler ama Kenan son röportajında bu sene hiçbir antrenman kaçırmadım diye bir cümle kullandı. O bana enteresan geldi. Yani antrenmanlar da demek ki neşeli geçiyor. Ondan keyif alıyor ki bunu mutlulukla söylüyor. Ben sen hiç antrenman kaçırmadım falan diyor. Şimdi antrenman yaptırabilirsiniz. Futbolcuyu koşturabilirsin. Çift karede yaptırabilirsiniz. Bizim her koşunun, her antrenmanın, her şutun, her çift kale gibi oyunların bir felsefesi, bir hikayesi var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani hadi çıkın çocuklar değil yani biz. Her antrenmanın, her drillin ayrı bir taktiksel hikayesi var bizde. Onu da seviyorlar demek ki. Eğlenerek yaptıkları için ben bu mutluluğu söylemek istediğim gibi. Futsi'de yaşadım hocam. Futsi'de çok özel bir futbolcu olarak geldi. Ben hatta röportajımda Hilebe benzettim ona. Stil olarak, duruş olarak bir de hemşerisi. Hilebe çok benziyor. Ben bu ligin en iyi futbolcularından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Sizin hocam geçen seneki öğrenciniz aynı zamanda da. Bunu bilerek, isteyerek aldınız. Yani bu verimi vereceğini düşünüyor muydunuz? Yani, olan su verim bence yani. Takıma baktım, bakıyorum. Bir şey eksik. Eksik olan bir tane orada bir istasyon, bir mıknatıs. Bu 3 haftalık fotoğraf çekimi sırasındaki tespitiniz değil mi hocam? Tabii. 3 veya 4 işte o kadar. 3, 4 hafta. Putsile'yi aradım, neredesin? Dedi, Belarus'tayım. Ne yapıyorsun? İşte idman yapıyorum dedi. Torpedo takımı idmanlara çıkıyor. Uçağa bin gel dedim. Ben Ankara yüzünden anlaştım. Ankara'ya geldi. Tamam hoca dedi. Yarın geliyorum. Atladı gel. Ne para ne kadar. Hiçbir şey konuşmadık. Ki biz orada eşe hamile olduğu falan bir döneme denk geldi sanırım. Geldi. 4 antrenmanı çıkardım. İlk Altınordu maçına çıktı oynadı. Oynattı. 4 antrenman. İşte. Ne para ne hiçbir şey konuşmadık çocukla. Şu an en az parayı alanlardan bir tanesi de o. Hiç. Siz dedin bunu konuştuk. Acaba en yüksek ücreti alanlardan bir tanesi Pusil'e mi? Ben öyle düşünmem. Bu takımın en yüksek parayı Pusil'e almalı diye düşündüm. Orta diyelim. Ama biz, başkanımız, bizler adaletli insanlarız. Adaleti dengeleriz. Bu önemli bir mesaj hocam. Efendim, mesajı verdiniz. Şimdi kaleciye geçelim. Borcan var, bir de Altay Çık var. Altay geçen seneden mesaj vermeye başlamıştı. Yavaş yavaş ben Borcan abiyi geçerim, yakalarım diye. Şimdi Korcan'ın sakatlıklarıyla Altay formayı da kapmaya başladı. Bu hafta da herhalde. Yok, son 1-2 maç Korcan oynayabilirdi. Bilerek Altay'ı oynattık. Bunu bilmiyorduk. Biz sakatlıktan dolayı şey... Oynayabilirdi. Bilerek oynattık. Ama... Neden? Altyapıdan yetişmiş. Ankara yüzünü bir oyuncu kazandırmak, Türk futboluna bir oyuncu kazandırmak, tecrübesini arttırmak. Yarın öbür gün Korcan'a gerçekten bir şey olsa 8-10 maç bizi taşıyabilir mi? Taşıyabilecek onu da bir görmek lazım. Taşıyamayacaksa bir kaleci alacağız devre arası. Gördük ki taşıyabilir bizi. Milli takım önünü açmak, Altay'ı Türk futboluna kazandırmak, Ankara yüzüne kazandırmak, bir oyuncu kazandırmamız. Korcan'la da biz konuştuk. Oynadığı maçlarda Altay iyi oynadı. Hatta son birkaç maçında izlemeye gelenler var. Beni de aradılar. Bazı kulüpten insanlar, dostlar. Çalışacak. Bu bir yarış. Korcan abisi oynar. Altay oynar. Belli olmaz. Belki bu hafta gene Altay oynayabilir. Altay'ın kendisini geliştirmesi gereken bu konu falan olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bu konuda ilgili kendisine bir tavsiyeniz oluyor mu? Altay şu anda sürekli özel idman yapıyor bizde. Evet. Geldiğimizden beri. Bireysel antrenman yapıyor. Bütün takım bizde. Herkesin günlük, haftalık bireysel antrenmanı vardır saatlik. Herkes antrenman 11'de mi? İşte Hasan 9.45, Ahmet 10 çeyrek, öbürü 10.30 gibi, öbürü akşam 14. Böyle herkesin kendi... Sizin programınız dahilinde. Bizim programımız dahilinde antrenörlerimiz, kondisyonerlerimiz. Ama şimdi bak, antrenör, kondisyoner hepsi de görevli vaziyette. Tabii yani onlar planlıyor. Kendi kendine çalışma yok, değil. Yok. Biz bakıyoruz hangi bölgesi zayıf? Karın bölgesi mi? Sırt bölgesi mi? Arka hemsirin kimi? Alt soleus mu? Değil mi? Bakıyoruz. Kiminin çabukluğu, kiminin dayanıklılığı, kiminin patlayıcı kuvveti. Bunları tespit ettik biz hepsini. Buna göre de bir planlama yaptık. Bizim bir haritamız var. Günlük her idman kaç dakika, kaç saat, hangi futbolcular katılmış, ne yapılmış, hepsi mevcut, ne kadar koşulmuş, hangi oyuncular ekstra kaç antrenmana çıkmışlar, çizelgemiz var. Yani. Peki şey vardı hocam, ben mesela
Tanju'yu Samsun'dayken bir Ankara Cumhuriyeti sonrası görmüştüm. Maç bitti. Tanju duşunu aldı, hemen geldi sahaya. Bir sağ kanat oyuncusuyla 20 dakika, yarım saat sağdan orta, çizgiden orta, korner, kafa, ön ayak. O teknik falan. Kendinle o, vuruş tekniğini geliştirmek için çalışıyorsun. Evet. Yani ama yine başında bir antrenör vardı. Sizin oyuncuların becerilerini geliştirme noktasında böyle özel çalışmalar yapıyor musunuz antrenör? Biz hem fizik hem beceri her idmanda var bizde. Hı. İdmanın dışında özel çalışma. İdmandan sonra da yapıyoruz biz. Mesela şimdi teknik, beceri ve kuvvet antrenmanın başında yapılır. Şimdi antrenman bitiyor, statik. Ne yapıyoruz? Bazı oyunculara orta çalışıyoruz. Bazı oyunculara kafaya çıkamayanlara kafa vurduruyoruz. Ama maç formatında yapıyoruz. Yani pozisyonlarda gelirse aynı Tanju'nun yaptığı gibi sağdan, sol, çeşitli yerlerden zorlaştırarak yapıyoruz. Bu şekilde gidiyoruz. Güzel çalışmalar. Evet. Evet. Hocam sözün başında siz genel olarak Elif'ten bahsetmediniz ama bir hayalimizin olduğunu söylemiştiniz. Ben de geçenki yazımda sizin hayal gücünüzü genişlettiğinizi söyledim. Yani 10 maçta 9 galibiyet. Gerçekten bunu düşünüyor muydunuz bu cümleleri kullanırken? Yani bu 4. haftadan sonra ne değişti takımda bir anda sihirli değnek gibi? Rize maçı kilit bir maç diyebilir miyiz hocam? Rize maçı çok rakip, en büyük rakiplerden bir tanesi gözüküyordu. Belki maç başında bir puan verelim gelmeyin deseler kabul edilebilecek bir maçtı. Yok yok, öyle bir şeyimiz yok. Yani ben şöyle söyleyeyim size. 4 maç 2 puan. Şimdi Erzurum maçı. Kazanmayı hak eden taraf bizdik. Berabere bitti. Altınordu maçı. İkinci yarı 3 tane net pozisyonumuz var. Kalemiz yani ilk yarı vardı 1-2 tane pozisyon ama kazanabilirdik. O maçla berabere bitti. Ligin en hazır takımıydı. O zaman ligin en hazır, en iyi takımıydı bak. Evet. Yani o iki maç mesela bizim oynayarak, mücadele yani böyle ezilerek, kötü oynayarak falan berabere kalmadık biz o maçta. Elazığ maçı. Bir tek Kane'in 17-18 atılması mağlup olduk. 10 kişi kalmamıza rağmen son 10 dakika 3 tane pozisyonumuz var. Net bir tanesi penaltı vermedi hakem. Bakın iyi. Hafızalarımızı şey yaparsak. Balıkesir maçı. Bir de Balıkesir maçı. Balıkesir'de bence Ankara Gücü süper bir oyun oynamış. Tamam, ikinci yarıda bir şey oldu. Ankara Gücü. Yani ben orada 1-0 galibiz. Seyircinin orada takımı daha fazla gol atsın, kazansın diye bir coşkusu. Bizim takım da orada, dedim ya, yeni kurulan bir takım. Birazcık daha böyle sabırlı oynayabilseydik maçı kazanabilirdik. Bir de o maçta iki tane yenilen golü gözünüz önüne getirirseniz yani bu gerçekten futbol işte olmayacak şeyler oldu yani. Onun önüne sekti, o vuruyor, onun direkten dönüyor falan yani. Öyleymiş nasip demek ki. Ondan sonra Rize'ye gittik, bizim dönüşümüz oldu yani. Nasip öyleymiş. Yani olmayacak şeyler oldu mesela o maçlarda da. Evet. Onda 9'u neye bağlayabiliriz aslında? Onlar, yani onda 9. Bunun nasıl bir motivasyon? Onda 9. Birbirine inanan insanlar var. Ben işimi çok seviyorum. Başarılı olmak istiyorum. Ankara Gücü'nün hak ettiği yere gelmesini istiyorum. Futbolcuların burada olmaktan çok mutlular. Onlar da başarılı olmak istiyor. Hepimizin ortak görüşü inşallah bu takımı Süper Lig'e çıkartırız. Şu ana kadar iyi geldik. İnşallah bunu da yine söylüyorum. Sezon sonuna kadar devam ettiririz. Bu köklü kulübü hak ettiği yere getiririz. Bütün amacımız bu. Ama bundan sonra yine söylüyorum. Kayıplar da olabilir. Puan kaybı da olabilir. Olabilir. Futbol her şey olur. Ama olmaması için biz her hafta çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Biz inanın en küçük ayrıntıları bile atlamıyoruz. Çok çalışıyoruz. Mesela gece yarılığına kadar burada analiz yapıyoruz. Bitmiyor şimdi. Bir maçın analizi, bir maçın 90 dakikanın analizi 1-1,5 gün sürüyor. Kolay değil. Biz 3 maç yapıyoruz. Mesela hiç futbol antrenör gitmiyor. Gece yarılığına kadar ki ben haftanın ilk güne o analiz yetişsin diye yetiştirmek için o bir maçın analizini 10-12 dakikaya indirebiliyoruz biz. Kes, anasını bul, özünü bul, hikayesini çıkartın. Anlatabiliyor muyum? Kolay değil bu işler yani. Onları izleye öyle bir şey koyuyoruz ki ortaya oyunculara, çocuklara hemen bak hikaye bu. Biz bu hikayeye göre böyle çalışıyoruz. Ezber değil yani. Onun için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. İnşallah Allah da yardım eder. Sonunda hak ettiğimiz yere hep beraber bulaşırız. Hocam bir konu, bir tespitim var ama tabii siz nasıl katılırsınız bilmiyorum. Yani Eskişehir maçından da başlayan bir süreçte ilk 30-35 dakikada konsantrasyon bozukluğu olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü
Rakip gol olmadı peki ama Denizli maçında yine Denizli öne geçti. Ümreni de öne geçti. 30-35'te. Burada bir konsantrasyon bozukluğu olduğunu düşünüyor musunuz? Sanmıyorum konsantrasyon bozukluğu olduğunu da. Yani siz mi öyle istiyorsunuz ya da? Yok, istemiyoruz. Oynadık normal. Gelsin rakip bastırsın. Mesela biz Giresun'da da oyuna başladık. 30 saniye gol kaçırdık. Doğru. Niye? O bir çalışmaydı. O bir taktiksel çalışmaydı mesela. Ondan sonra ama yani bazen rakip kapanıyor. Rakip sizin o anki kurgunuzun dışında bir kurguyla karşılaşıyorsunuz. Hemen orada oyunu yaşayarak bir hamle, bir şey yapmanız gerekiyor. O anda da oyuncuyla iç içe giremiyorsunuz. Belli müddet oyun gidince hemen takım zaten bir karakter ortaya koyuyor. Karakterini hemen takım ortaya koyuyor zaten. Geçen gün bir televizyonda çok ilginç bir yorum yapıldı. İsmail Hoca rakiplere kendilerine bir gol atması için mutlaka bir motivasyon sağlıyor. Çünkü Ankara Gücü'ne ilk golü atan takım perişan oluyor. Onun için de İsmail Hoca özellikle motive ediyor. Rakibe golü attırıyor. Ondan sonra da işini görüyor diye. Ya NTV Spor'du ya TRT Spor muydu? Bir yerde çok ilginç bir yorum oldu. Hatta böyle manidar gülerek falan anlattılar. Yani böyle bir şey olmaz ama böyle bir şey var galiba. Çünkü takım çok iyi motive oluyor falan gibi konuştular. Kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Mağlubiyet. Eskişehir maçının 35. Yani biz kabul etmiyoruz. Yani takım karakter koyacak derken o. Hatta mağlup olabiliriz. Ama biz sonuna kadar hep söylüyorum savaşan, mücadele eden, gücü olan bir takımız. Yani içimiz dolu bizim. Onun için böyle bir gol olduğu zaman takım ne oluyor? Bir eksiklik var demek ki. Bu sefer daha fazla sorumluluk alarak, daha fazla isteyerek, daha fazla sahiplenerek, daha fazla coşkulu hale gelerek bu sefer maçı kazanmak için. Bazı maçlar var mesela 65-70'ten sonra çok tempolu oluyor, gitgelli oluyor. Orada bizim takım mesela artıları daha fazla ön plana çıkıyor. Mesela bir Giresun maçının ikinci yarısı. Bir İstanbulspor mesela burada çok, evet. Bir Eskişehir maçı mesela çok şey oldu yani. Galiba tempolu maçlar oldu. Bu sezon Ankara Gücü'nün en çok koştuğu maç İstanbulspor maçıydı. 118 koştuk. Olağanüstü bir mücadele vardı. Bu ligin en çok koşan takımlarından biri İstanbulspor. Yani genç takım. Yani 3-4 senedir beraber oynuyorlar. Ama hocaları aynı. Meyvesini de alıyor işte. O takıma çok zorlandık biz mesela. Hocam ben kaldığım yerden devam edeyim. Geçen sene Serkan Balcı vardı ki benim duygusal olarak da çok sevdiğim şey futbolcuydu. Tuna Bey de benzer. Serkan'la yolları ayırdınız. Alaaddin geldi. Alaaddin benim Hacettepe'den falan bildiğim bir futbolcu. Dolduramaz diyordum. Ki Samsun Spor'la hazırlık maçında gördük ki dolduramadı Alaaddin. Sonra bir Erdem çıktı ortaya. Ki Karabük'ten hayal meyal hatırlıyordum Erdem'i. Muhteşem bir performans sergilemeye başladı. Hatta Ankara Gücü'nün sağ kanadı orantısız bir güç kıvamına geldi diyeceğim. Kenan da o tarafta. Erdem orada çok güzel bindirmeler hep sağdan geliyor. Erdem 16 yaşında benim talebemdi Fenerbahçe altyapısında. Çok sevdiğim bir oyuncudur. Ona da bir telefon açtım. İki tane Süper Lig kulübü istemesine rağmen Tuna Bey bilir bunu. Çocuk bizi tercih etti. Ben buradayım diye. Erdem hücum yönü iyi olan bir oyuncu. Zaman zaman defansta sıkıntısı oluyor. Ama konuşarak, ederek, tecrübesiyle, futbol IQ'suyla, yüksek IQ'su var. Topu kullanma yetisi fazla. Özellikle cornerback'te. Şu anda bize katkısı olan bir oyuncumuz. Her oyuncumuzun olduğu gibi. Çok geçmişten, eskiden tanıyorum yani Erdem'i. Onun için o da sorumluluklarını biliyor. Bir de bu seviyenin oyuncusu artık Erdem. Yani dedim ya, tanıdığımız, bildiğimiz oyuncuları getirdik. Şu ana kadar da iyi geldik. Alaaddin genç oyuncu, önü açık oyuncu ama bu seviyeye daha tam hazır değil. Evet. Erdem'in özellikle yanında oynayan Alihan, önünde oynayan Kenan'ın gelişimine de katkı sağladığını düşünüyor musunuz? Tabii ki. Anton, Erdem, yani bunlar futbolu bilen üst seviyenin oyuncuları. Futbol becerisi yüksek oyuncular. Onlarla birlikte oynamak, onların da onları yönlendirerek hazırlaması, onların da bir artısı oluyor. 14 hafta geçti Ankara Gücü, nedense penaltı kullanamadı. Bunu neye bağlamak lazım? Valla birçok maçta biz penaltı hak ettik ama maalesef hakemler es geçtiler. İnşallah bundan sonra görürler de verirler diyelim yani. Ne diyeyim yani. Çok da fazla bu konuda yorum yapmak istemiyorum.
hemen hemen takımdaki çoğu futbolcuyu konuştuk hocam. Umut'un performansından da bahsettiniz. Umut'a ekstra açmaya gerek yok. Ben yabancı oyuncularla ilgili tercihlerinizi nasıl görüyorsunuz? Çünkü Kane de oynuyor, Doku oynuyor, Sül oynuyor. Ama bir yedeklerimiz de var. Daha doğru düzgün göremez konuda. Tabii ki Kibon da Tizel'in de lisansı çıkamadı tabii. Evet. Kibon oynadı, tutan daha sonra çıkışı burada. İlk yarı bitmesine fazla bir haftamız kalmadı. Artık ilk yarıda göreceğimiz bir şey yok. Belki yabancılarla ilgili ama ikinci yarı için yabancı oyuncular konusunda özellikle bu yabancıların bu kadar çoğalması son anda biz Umut Nayar'ı istediğimizde karşısında Osmanlı Spor bize bu oyuncuları da verdi. Yani burada biz Umut Nayar'ı mecburduk almaya. Evet. Umut Nayar'ı alırken de bu oyuncuların da bize verilmesi söylenildi. Yani siz, peki sizin bu konuda bir tasarrufunuz olmadı mı gelmesi konusunda? Yani Lucas'ı da istedik biz. Hı hı. Ama mecburen şimdi öbür oyuncuları da bize verince biz de aldık bu oyuncuları. Ama şu anda baktığınız zaman iki tanesi dışarıda kaldı. Mele. Mele bizden beraber. Tonya'dan şey. Kibon. Kadro 25 kişi olduğu için. Evet. Osman'dan gelmiş 2 kişi anladık. Tabii yani bunları biz yazamadık kadar ama sonuçta bizim oyuncularımız. Biz ona bakmıyoruz. Yani baktığınız zaman Lucas da oynadı. Anton oynuyor. Doku oynuyor. Chain de oynuyor bizde. Yani Dienk oynadı 5-6 maç. Yani bu bir yarış. Yerlisi yabancısı diye, Hille yabancı geldi diye bir oyuncak diye bir kural yok yani. Hele benim kitabımda hiç yok. Kim iyiyse oynar. Öyle de oluyor zaten. Yabancı da olsa, yerli de olsa sonuçta herkes eşit bende yani. Biz de eşit. Herkes birbirine saygı gösteriyor. Herkes birbirine karşı böyle bir sevgisi var. O zaman eğer biz bir takımsak, başarı istiyorsak, yerlisi yabancısı, herkes bu takıma sahip çıkacak. Herkes oynayan arkadaşını destekleyecek. Başarılı olalım. İyi o zaman yani biz transfer edilenleri oynatacağız da Kenan'la Alihan dururken olur mu öyle şey? Evet. O peki zaman olmaz ya. Mehmet Başkan'la biz son yaptığımız röportajda devre arası için transfer var mı ne bekleyeceğiz? Hocamızın vereceği rapor doğrultusunda gücümüz yettiğince yapmaya çalışacağız. Devre yani arası halen yasağımız var. Bu yasağın kalkması lazım. Kaldırabilirsek çok fazla oyuncu almayacağız. Belki 1-2 oyuncu, bilemedim. Belki 3. Ona da oyuncularım kendileri karar verecek. Şu andaki takımdaki oyuncular performanslarıyla kendileri karar verecekler. Peki bir bölgeye göz kırpıyor mu yeni transfer için? Yok, bölge ismi vermeyelim. Çünkü oyuncularımız şu an 3 tane maç var önümüzde. Belki 1-2 tane oyuncu transferi kaldırabilirsek oyuncu almak alabiliriz. Görüştükleriniz var mı hocam? Yani temas halinde olabiliriz. Yok, şu anda benim içimde aklımızda var. Şu anda kimseyle yani, görüştüğümüz. Ya yok, oralara çok fazla girmeyelim şimdi. Çünkü yazarsın, çocuklar şimdi bundan etkilenebilirler. Yok. Yerli yabancı falan diye demeyelim. Görüştüğüm kimse de yok. Ben oyuncularıma da söyledim. Belki 1-2 tane açık. Ben çok şeffaf bir insanım. Belki birkaç oyuncu gelebilir ama bunun kararını siz vereceksiniz dedim. Peki hocam, farz-ı mesela transfer yasağı kalkamadı ve bu kadroyla devam edeceğiz. Biz hep size şeyi sormuştuk. Hocam hedef ne diye birçok basın toplantısında biz size sormuştuk ve siz özellikle söylemekten de çekinmiştiniz. Ama şimdi artık bir liderlik var ki herkesin artık hayali. Aslında ben hedefimi söyledim sezon başı. Siz benim hedefimi almadınız. İşte algılayamamıştınız. Ben dedim ki 2-3 sezonluk hayalci değilim dedim. Hı. Ama hayallerimiz var dedim. Hayallerimizi gerçekleştirmek için de çok çalışacağız, çok çalışıyoruz. Biraz bize zaman tanıyın. Birazcık dedim sabırlı olun. Birazcık dedim hoşgörülü olun dedim. Bu mesajımı siz yeterli almadınız sezon başı. Tanımadığımızdan dolayıydı belki. Diyorum ya, ben büyük konuşmayı seven bir insan değilim. Bunun için böyle bir açıklama yapmıştım. Ha, sizin beklendiğiniz şampiyon olacağız şu bu. Ha, onu demem için ne yapmamız lazım? Bütün aldığımız 18 oyuncu aynı anda aldık. İdmana da başladık. Ekonomik sorunumuz da yok. Hiçbir şey yok. O zaman zaten ben demeyim. Biz bu oyuncuları aldık. Şampiyonla oynuyoruz. Ligin 7. maçı. Daha sahaya çıkan takım 11 ilk defa birbirini sahada görmüş. Bu kadar sıkıntılar var. Nasıl böyle bir şey söyleyebiliriz? Futbolcuları da baskı altına alalım. Hem kendimi alacağım. Hem takımı baskı altına alacağız. Öyle değil mi şimdi? Buranın taraftarı var, camiası var, medyası var. Hoca böyle demiş diyeceksin bana iki maç sonra. Ne oldu demeyecek misin? En başta siz diyeceksiniz. O zaman ne yapmamız lazım?
flu bir konuşma, muğlak bir konuşma ama içinde çok önemli mesajları alabilenlere o mesajı verdim ben. Şimdi gelinen nokta ne? Bu. İster istemez zaten bu takım şimdi bundan sonra şampiyonluğa ancak. Evet. Ne demek bu? Hayallerimizi gerçekleştirme yolunda biz bir eşiği geçtik. Ama daha başarmadık. Daha başarmadık. Sadece bir eşiği geçtik. Bu yarışın içindeyiz. İnşallah da başarırız diyorum. Şimdi rakipler de ister istemez bahsettiğiniz şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerin transfer yasağı gibi sıkıntısı yok. Rize'nin, Giresun'un, Ümraniye'nin. Bunların bir sıkıntısı yok. Ankara Hoca eğer transfer yapamazsa ikinci yarı sıkıntıya düşer gibi bir hissiniz var mı? Yoksa biz bu kadroyla onlar ne yaparsa yapsın biz mücadelemizi sürdürürüz, bu işi kotarabiliriz diyebiliyor muyuz o zaman? Şimdi de başka bir level'dan ben artık hedef sormaya şey yapayım. Devam edeyim. Siz ince mesajı verin, biz oradan algılamaya çalışalım. Ya şimdi şöyle bir şey. İnşallah yasağımızı kaldırırız. Destek gelir, kaynak bulur başkanımız, yöneticilerimiz. Daha rahat hareket ederiz. Daha böyle taraftarlarımızı mutlu edebiliriz. Ya olmadı, olmazsa da nasıl bugüne kadar biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da bu oyuncu grubumuzda elimizden gelenin en iyisini yaparız inşallah. Ligle ilgili kurgunuz nasıl? Ben örnek gösteriyorum. Ligin ilk yarısı bittiğinde Ankara Gücü ve Ümraniye kopmuş olabilir. 1-2 kopup mücadeleyi o şekilde bir 5 puan, 6 puan farklı sürdürebilirler diye kafamda kurguluyorum. Siz ligde hangi takımlar bizim başımıza bela olabilir ileride, uzun vadede? Ben çok fazla bunlara girmek istemiyorum. Plan hesap yapmıyorum. Kopma falan da olmaz. Bu lig böyle at başı gider. İkinci yarı herkes çok büyük takviyeler yapacak, ben biliyorum. Onun için kopma olmaz, olmayacak. İyi çalışan, kendilerini maçlara her hafta iyi hazırlayan takımlar başarılı olacak diyebilirim. Maç maç bakıp, maçlık hedeflerle kazanmalı. Aynen öyle. Hocam aynen. Son haftalarda bu Ümraniye maçında Ankara 7 sarı kart gördü. Ondan önceki haftada 6 sarı kart gördü. Yani bunu nasıl yorumlamak lazım? Biraz çok gibi sanki. Bu maçta hakem biraz abarttı gibi geliyor bana kartları. Evet, bize öyle, bana da öyle geldi. Biraz hakem fazla abarttı bu kartları. Yani sonucunda da cezalı oyuncular meydana geliyor tabii. Mutlaka ki. Tabii ki biz ne kadar uyarsak söylesek de şimdi kolay değil. Herkesin üzerinde bir baskı var. Her maça kazanmak için çıkıyorsunuz. Şimdi size gelen rakipler hedef takım olduğunuz daha fazla motive oluyor, motive olmuş çıkıyor, daha fazla kapanıyor, daha fazla sert oynuyor, daha fazla sizi tahrik ediyor onun içinde. Kolay değil yani bunlar. Onun için tabii ki biraz fazla olmaması gerekir. Ama bu ligde maalesef oluyor.